görüyor. 3 tane düşmanı var Hizbullah'ın. Bakın bu gerçekleri söylemek zorundayız maalesef. Yani tamam şey yapıyoruz ama biraz da bu gerçekleri söyleyelim. Hadi yazsınlar çeliğin %60'ını Türkiye'den gittiğini. Türkiye'nin dış ticaretine bakın. İsrail'e ne kadar ticaretimiz var. Açın o rakamları. Hepsi günden güne artmış. Günden güne artıyor. En büyük ticaret ortaklarımızdan biri. İsrail'in bütün enerjisini neredeyse biz sağlıyoruz. Kaynaklarını, gıdasını biz sağlıyoruz. Ondan sonra kürsüye çıkıp AK Parti hükümeti ancak kürsüden kınıyor. Laf ediyor. O zirvelerde hiçbir şey yapamıyorlar. Bakın Vatan Partisi çıkıyor, açıklayın diyor. Açıklayın diyor. O zaman sahada yer alsınlar. Sahada yer alsınlar. İncirlik Üssü'nün denetimi alsınlar. Şimdi tarafsızlık diyoruz. İşte bakın tarafsızlık burada yok. Siz Hamas'ın ya da Filistin'in yanında değilsiniz. Böyle diyerek yanında olmuyorsunuz. Yanında olacaksanız yapılacak adımlar çok belli. Tamam gitsinler Amerika'ya Hakan Fidan gitsin. Gitsin orada F-16'nın peşinde koşsun Hakan Fidan. Koşsun F-16'nın peşinden. Ya da aman Brain'in arasına geldiğinde biraz daha yumuşak davransınlar. İşte durdursunlar hadi. PKK'ya silah vermeyi durdurmakla uğraşsın. Yapabiliyor mu? Yapamıyor. F-16'yı alabiliyor mu? Almıyor. F-35'in parasını geri alabiliyor mu? Alamıyor. Yunanistan'a yeni üsler kurmasını engelleyebiliyor mu? Engelleyemiyor. Doğu Akdeniz'e uçak gemilerini yollamayı engelleyebiliyor mu? Engelleyemiyor. Tamam onu yapacağını tek yapacağı şey var. İncirlik Üssü'nü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine tamamen vermek. Amerikan ve yabancı askerleri çıkarmak. Sadece buradan değil Kürecik'ten. İşte Diyarbakır'daki o genişlettiler orayı. Bakın yasa dışı şekilde genişlettiler. Kaçak üs kurdular. Aydınlık'ta yıllarca bunu yazdık. Bu. Yani ya da İsrail'le, Suriye'yle anlaşacaksın. Golan Tepelerini İsrail. Bakın 2011'de başlayan İsrail Suriye meselesi var ya. İsrail'i rahatlatmak ve Filistin'i yutmak içindi. Neden? Çünkü Filistin'in en büyük destekçisi Suriye'ydi. Zayıf bir Suriye, zayıf bir Filistin demektir. Zayıf bir Irak, zayıf bir Filistin demektir. Zayıf bir İran, zayıf bir Filistin demektir. Zayıf bir Türkiye, zayıf bir Filistin demektir. O yüzden yapmamız gereken, bakın Mehmetçik Filistin'e, tamam ordu göndermemize gerek yok ama en azından bunları engelleyelim. Çeliğini vermeyelim, petrolünü engelleyelim, gıdasını engelleyelim. İsrail'in gözünü küreciyi kapatarak yok edelim, kör edelim. İncirlik Üssü'nü kapatalım, uçak silah göndermeyelim. Gazelilerin üstüne yağmasın. İşte size taraflı olmanın bir yönü. Siz burada Amerikancı olacaksınız, şey yapacaksınız. Sonra işte denge politikasıyla biz çözüyoruz. Ben Özgür Bey'in şuna katılmıyorum. Bakın Ukrayna bizi ilgilendirmeyen coğrafya değil. Ukrayna'da tek amaç ne? NATO'nun Karadeniz'e girmesi. Bizi ilgilendiriyor doğrudan. Bakın biz orada gaz çıkarıyoruz. 90'lardan beri bir tane kurşun atılmıyor. Bir tane şey yok. Sıkıntı yok. Amiralimiz neden diyor NATO girmesin diye. Çünkü NATO girdiği yan karışacak. NATO'nun girdiği yer neresi karışmadı? Afganistan, Irak, Suriye, Libya. İşte NATO'nun girdiği yer. Türk dünyanın en büyük katil örgütü ne? Amerika, İsrail, NATO. Müslüman, İslamist ülkeleri toplanıyor zirvede. Ağıtlar yakılıyor, ağlaşılıyor. Somut çözüm yok. Bakın o zirvede iki kişi somut çözüm sundu. Biri Yemen, Ensarullah. Biri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad. Tayyip Erdoğan elini bile sıkmıyor somut çözümü sunan insanlara. Artık silah kullanmamız lazım diye İran, Suriye ve Yemen söylüyor bunları. Yemen zaten direkt savaşın içinde. Suriye savaşın içinde. Hizbullah savaşın içinde. Siz bu savaşan kuvvetlere destek olmayacaksınız. Ama İsrail'in her türlü kaynağına şey yapacaksınız. Sonra buna denge politikası diyeceksiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.